Okyanuslara izini bırakmış olan efsanevi bir varlık düşünün. Bu varlık şimdiye kadar yaşamış olan en büyük köpek balığıydı ve adı ise Megalodon'du. Bir zamanlar Büyük Okyanus'ta ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan bu yaratıklar yaklaşık olarak 19 metre uzunluğa ve 30 ton ağırlığa sahiptiler. Etobur olan bu köpek balığı türü okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkan gök balinalarla besleniyordu ve avları olan bu balinalara genelde burun kısmından saldırıyorlardı. Megalodonların çok keskin büyük dişleri ve güçlü çene kasları vardı. Öyle ki üçgen biçiminde olan dişlerini tıpkı bir testere gibi kullanarak avının etini paramparça ediyor ve kan kaybına uğratarak öldürüyordu. Yaşadığı dönemin en büyük su yırtıcısı olan bu yaratık kıkırdak yapılı bir iskelete sahipti ve günümüz büyük beyaz köpek balığının atasıydı. Bundan yaklaşık 16 ila 2,6 milyon yıl önce yaşamış olan bu yaratıkların nesli anormal bir iklim değişikliği ile balinaların ılık iklimlerden soğuk iklimlere göç etmesi nedeniyle sona ermiştir. Megalodonlar gerçekten de yaşadıkları dönem için muazzam yırtıcılardı. Ancak tarih öncesi yaratıkları ile megalodonları karşılaştırırsanız megalodonların aslında çok da korkutucu olmadıklarını görürsünüz. Örneğin Dunklestius Tereli bu yaratıklardan sadece biri. Bu yaratığın resimlerine bakarsanız onun tüm zamanların en vahşi yaratıklarından biri olduğunu düşünebilirsiniz. Ve bu konuda haksız sayılmazsınız. Dunklestius'lar ortalama olarak 9 metre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahiptiler. Ayrıca kafalarının tamamen kemikten oluşması nedeniyle tıpkı zırhlı bir denizaltı gibi görünüyorlardı. Neyse ki bu yaratıkların dişleri yoktu. Ancak buna rağmen oldukça tehlikeliydiler. Çünkü alt ve üst çene plakalarını muazzam bir ısırma gücüyle kullanabiliyorlardı. Dunklestius bu katil çenesiyle köpek balıklarını dahi yiyebiliyordu. Bu yaratık en hırçın dinozorlardan bile daha yırtıcı olan, istediği her avı yakalayabilen, gelmiş geçmiş en güçlü çenelerden birine sahipti. Geçtiğimiz yıllarda Chicago'daki Field Museum'da bulunan bir Dunklestius fosili üzerinden hazırlanan bilgisayar modellemesinde, Dunklestius'un nesilleri tükenenlerde dahil tüm deniz canlıları arasında en güçlü ısırma kuvvetine sahip olduğu keşfedildi. Bu yaratık çenesini saniyenin 50'de birinde açıyor ve 500 kilogramlık bir güçle kapatabiliyordu. Bu ısırma gücü çenenin ucunda santimetre başına 3,5 tona kadar çıkabiliyordu. Dunklestius dünya çapında yaşayan bir balıktı. Ancak ne yazık ki nesli okyanuslardaki oksijen seviyesi düştüğü için yaklaşık 380 ila 360 milyon yıl önce tükendi. Bu muhteşem yaratık dünya üzerinde yaşamış en sıradışı su yaratığı değil tabii ki. Size bir dinozor olmasa da dinozorlarla birlikte yaşayan bir canlıyı tanıtmak istiyorum. Bu yaratık Dunklestius'tan yüzlerce kat daha korkutucu. Onun adı Mososaurus. Bu su canlısı tıpkı resimlerinde gördüğünüz gibi oldukça vahşiydi. Bir otobüsten daha uzun olan bu canlı yaklaşık 16 metre uzunluğa sahipti. Ağırlığı ise 15 tondu. Günlerinin çoğunu saldıracak uygun av arayarak geçiren Mososaurus'lar deniz yatağının hemen üstünde yüzerlerdi. Bu yaratıkların günlük öğünü amonit ve dev kaplumbağalar gibi yavaş hareket eden hayvanlardan oluşuyordu. Fakat köpek balıkları ve plesiosaurlar gibi daha büyük ve daha hızlı canlılarla baş edebilecek ve hatta onları avlayabilecek donanıma sahiptiler. Zira Mososaurus'ların bir jiletten bile daha keskin olan dişleri, onları yaşadığı dönemin en tehlikeli su canlısı yapıyordu. Dişleri sayesinde istediği her şeyi parçalayan bu yaratığın, buna ek olarak üst çenesinin içinde ayrı bir diş grubu vardı. Bu ek dişler Mososaurus'un avını tam olarak kavramasını ve onu ağzından kaçırmamasına yarıyordu. Ayrıca bu yaratığın köpek balığına benzer bir kuyruğu vardı. Bu kuyruk sayesinde Mososaurus aniden hızlanarak çok hızlı saldırılar yapabiliyordu. Bu yaratıkların sadece okyanusta yaşadığını düşünmeyin. Onlar suyun olduğu her yerde yaşıyorlardı.
Örneğin geçmişte yapılan bir kazı çalışmasında yeni bir tatlı su Mosasaurus türü bulundu ve bu türe Pananisaurus cipectatus adı verildi. Daha sonra daha farklı Mosasaurus türlerine rastlandı ve bu türler dünyanın her yerini kaplıyordu. Bu yaratıklar Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney ve Orta Amerika'nın bazı bölgelerinde ve hatta Antarktika'da bile bulunmuştu. Kendi türünü bile avlayıp onunla beslenmeye çalışan bu hırçın yaratık, yaklaşık olarak 85 ila 65 milyon yıl önce dünya yüzeyinden silinmiştir. Yani nesilleri geç Kretase döneminde tükenmiştir. Mososaurusların en büyük türlerinden birinin adı Tylosaurus'tu. Tylosaurus bulunduğu ortamdaki en ölümcül avcıydı. Öyle ki avlarını tespit edebilmek için burunlarını kullanmaları onlar için yeterli oluyordu. Bu canlılardan birisinin fosili Profesör Doktor Cemal Tunoğlu tarafından 1999 yılında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bulunmuştur. Sırada tüm zamanların en güçlü deniz yaratığı olarak adından söz ettiren Plesiosaurus var. Predator X diye bilinen T-Rex'in bile kendini zayıf hissetmesine neden olacak kadar güçlü dişlere sahip olan Plesiosaurus, bir hamur jipi ortadan parçalayacak kadar güçlü dişlere sahipti. Bu korkunç canlı, antik çağlardaki su canlılarını parçalayan dev ölüm makinesi olarak tanımlanıyor ve bu unvanı da hak ediyor. Çünkü yaklaşık 150 milyon yıl önce denizlerde köpek balığı ve su dinozorlarını tüketerek yaşıyordu. Bu dev canavarın cüssesi neredeyse bir gök balinanınkine eşti. Öyle ki bu yaratıkların ağırlıkları 45 tondu. Üstelik boyları 16 metreye kadar uzayabiliyordu ve sadece kafa tasları 3 metre uzunluğundaydı. Geniş yüzgeçlerine rağmen hızlı yüzemeyen bu yaratıklar köpek balıklarından daha yavaştılar. Sınırlı fosil kaynaklarına rağmen Plesiosaurus hakkında bildiğimiz bir diğer şey ise koku almalarının gelişmiş olduğudur. Bu deniz sürüngeninin gelişmiş bir koku duyusu vardı ve bu sayede avının konumunu yüzlerce metre öteden tahmin edip ona göre saldırısını organize edebiliyordu. Bu canlıların soyu ne yazık ki 150 milyon yıl önce tükendi ve soyları bizzat Mososauruslar tarafından tüketildi. Mososauruslar ilk ortaya çıktıklarında yavaş yavaş denizlerin hakimiyetini Plesiosauruslardan almaya başladı. Çünkü onlardan daha iyi avcılardı. Yemek bulamayan Plesiosauruslar değişen ikliminde etkisiyle yavaş yavaş dünya üzerinden silindiler ve bugüne kadar ulaşan fosil kalıntılarını geride bıraktılar. Her ne kadar Mososauruslar tarafından yenilgiye uğratılsalar da onlardan daha tehlikeli oldukları söylenilebilir. Ve son olarak karşınızda Livyatan var. Livyatanları bir katil balina ve bir ispermeç et balinasının karışımı gibi düşünebilirsiniz. Doğa Bilimleri Dergisi Nature'de yer alan araştırmaya göre bu yaratığın uzunluğu 17 metrenin üzerindeydi. Livyatanlar bu devasa boyutları sayesinde 8 metreye kadar ulaşan canlılarla beslenebiliyorlardı. Öğünlerini ise balina, yunus, fok balığı ya da diğer balinalar oluşturuyordu. Livyatan 35 santimlik dişlere sahipti. Bu dişler şimdiye kadar herhangi bir canlı türünün yemek için kullanabileceği en uzun dişlerdir. Öyle ki eğer Moby Dick hikayesinde bahsedilen Pequod gemisi bir Livyatan tarafından saldırıya uğrasaydı, Livyatan gemi ve gemideki herkesi çerez niyetine yerdi. Ayrıca bu yaratıklar yaşadıkları dönemde kendisiyle aynı boyutlarda olan bir başka yaratıkla aynı okyanusu paylaşıyordu. Tahmin edebileceğiniz üzere bu yaratık Megalodon'du. Bu nedenle Livyatan'la Megalodon'un zaman zaman birbirleriyle kavgaya tutuşmuş olmaları mümkün. Ancak sonuç olarak iki canlı da o dönemdeki iklim ve çevre değişikliğiyle baş etmek zorunda kalarak yok oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu keyif alarak izlemişsinizdir. Bu arada yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve çan işaretine tıklayarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede yeni video yüklediğimde anında haberdar olabilirsiniz.